Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Taha Suresi 17-36. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Musa'nın ilk vahye muhatap oluşunu bize anlatıyor. Hazreti Musa ailesiyle beraber Medyen'den gelirken Mukaddes Vadi Tuva'ya geldiğinde orada ilahi hitaba mazhar kılınır ve taraf ilahiden Risalet göreviyle görevlendirildiği kendisine bildirilir. Allah-u Teala orada Hazreti Musa'ya şöyle diyor. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى Ey Musa, elindeki nedir? Sağ elindeki olan nedir? قَالَ هِيَ عَصَى Dedi ki o benim asamdır. اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا Ona yaslanırım. وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ Koyunlarıma onunla ağaçlardan yaprak düşürürüm. Veliye fiha ma'aribu ukhra benim için onda daha başka menfaatler de var. Başka ihtiyaçlarıma da o cevap verir. Ondan istifade ederim. Malum Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyetihi buyurmuş. Yani hepiniz çobansınız, hepiniz ra'iyetinizden mes'ulsünüz. Her peygamber de ümmetinin çobanı. Belki de bu manaya işareten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın diyor. En azından her peygamber ümmetinin çobanıdır. Ama gerek Peygamberimiz gerekse Hazreti Musa doğrudan çobanlık tarzında da yani hayvanlara çobanlık yapmak, onları gütmek tarzında da hayatlarında tecrübe olmuş. Hatta Hazreti Musa ile alakalı Mevlana Celaleddin Rumi şöyle anlatır. Der ki Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'ın koyunlarını güderken bir gün koyunlardan bir tanesi sürüden kaçıp böyle ayrıldı. Hazreti Musa onun peşinden koştu. Gün boyu koşmaca, kovalamaca devam etti. En sonunda Hazreti Musa koyunu yakaladı. Yakaladıktan sonra koyuna kötü söz söylemedi, vurmadı. Onun böyle boynuna sarılıp sırtını sıvazlamaya başladı. Ve ardından da dedi ki bak hem kendini yordun hem beni yordun. Niye böyle yaptın? Şefkatle koyuna bu şekilde söyledi. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın bu tavrı karşısında meleklerine şöyle bildirdi. Musa'ya peygamberlik yaraşır. Demek ki bir insanda bir cevher varsa taraf ilahiden o değerlendiriliyor. Peygamberliğe liyakatı varsa peygamber yapılıyor. Velayete liyakatı varsa Allah'ın veli kullarından oluyor veya daha diğer tasarruf sahibi olmaya liyakatı varsa tasarruf sahibi kılınıyor. Bu manada Allah-u Teala tarafından bir görevlendirme söz konusu. İşte Musa Aleyhisselam da taraf ilahiden peygamberlikle görevlendiriliyor. Ardından bir takım mucizeler yani peygamber olanın kavmine gittiği zaman elinde delil, hüccet de olması lazım. Allah-u Teala Hazreti Musa için elindeki asayı delillerden birisi yapıyor. Ve Hazreti Musa'ya o elindeki nedir diyor. Musa Aleyhisselam sadece asamdır deyip orada bırakmıyor. Ben ona yaslanırım. Koyunlarıma onunla ağaçlardan yaprak silkelerim. Ve daha başka işlerime de yarar diyor. Ve ardından Allah-u Teala bu asayla Hazreti Musa'nın elinde bir takım başka mucizeler de meydana getirecek. Yani adeta şöyle bir mesaj var. Ey Musa, eşya senin bildiğin sırlardan ibaret değildir. Evet sen bununla buna yaslanırsın, işte bir takım işlerinde bunu kullanırsın. Ama senin bilmediğin daha nelere yarar? Allah dilediği zaman bir odun parçasına, bir değneğe neler neler yaptırır. Allah-u Teala bunun ön hazırlığını Hazreti Musa'ya bu şekilde yaptırmış oluyor. Gale elgıhe ya Musa. Cenab-ı Hak buyurdu ki ey Musa elindeki asayı bırak. Fe elgâhe bu emir üzerine Hazreti Musa onu yere bıraktı. Fe izâ hiye hayyetun tes'a bir de baktı ki o elindeki asa yere indiğinde yere düştüğünde koşan bir yılan halinde. Ve bu yılanın bazı özellikleri başka ayetlerde can şeklinde bazen suban şeklinde geliyor. Yani bu
normalde işte her, o değneği ne kadar kalınlıktaysa o kadar bir yılan şeklinde. Ama Allah dilediğinde daha da büyüyor. Çok kıvrak olması, hareketli olması cihetiyle de buna can denilmiş. Böyle bir durum meydana geliyor. Gale huzhe ve la tehaf. Cenab-ı Hak buyurdu. Onu al, korkma. Malum insan yılana karşı böyle soğukluk hisseder. Onu görmekten bile insan ürker. Ama Allahu Teala onu al, korkma diyor. Senu'iduha siratehel ule, onu eski görünümüne iade edeceğiz. Yani sen onu eline aldığında o tekrar bir asa, bir değnek halini alacak. Vadmum yedeke, elini koy ile cenahike, cenahına, yani burada koynuna manası veriliyor. Yani ordunun sağ cenahı, sol cenahı olur. Kuşların yine kanatları olur. Cenah denilir buna da. İnsanın da sağ, sol buralara mecazen cenah denilmiş. Tahruç beydae, beyaz bir şekilde oradan çıksın. Min gayri su'in, herhangi bir hastalık, bir kötülük olmadan. Ayeten uhra, başka bir ayet olarak. Yani Hazreti Musa elini şu şekilde koynuna koyuyor. Çıkardığı zaman eli etrafa ışık saçıyor. Buna yedi beyza mucizesi denilmiş. Linuriyeke min ayatinal kübra. Yani bunları sana göstermemiz büyük ayetlerimizden bir kısmını göstermek içindir. Yani bir asanın yılan halini alması, elin koynuna sokulup çıkarıldığında etrafa ışık saçması, bunlar harika durumlar ve birer mucize. Biz bunları sana birer mucize olarak göstermekteyiz. Büyük ayetlerimizden olarak göstermekteyiz. İzheb ila firavne, firavuna git, innehu tağa, o haddini aştı, azgınlaştı. Firavun, Mısırlıların o zamanki idarecilerine verilen isim. Hazreti Musa, Firavun'un aslında sarayında yetişmiş. Onunla alakalı Kur'an'da başka yerlerde açıklamalar var. Yeri geldiğinde onlar da ele alınacak. Firavun'un sarayında yetişmiş ama bir olaydan sonra 8-10 yıllığına Mısır'da değil. Mısır'dan kaçıyor. Medyen'de yaşıyor. İşte tekrar dönüş esnasında Cenab-ı Hakk'ın vahyine muhatap oluyor ve Firavun'a bu defa bir elçi olarak, alemlerin Rabbinin elçisi olarak gönderiliyor. Ve Hazreti Musa'nın kavmi, İsrailoğulları, bunlar Tevrat'a göre yaşamaya çalışan kimseler ama Mısır'da Firavun idaresi altında ezilmekteler. Köle tarzında bir hayatları var ve zillet içerisinde yaşamaktalar. Hazreti Musa hem Firavun ve etrafındakilere Allah'ın dinini anlatmakla görevli hem de kendi kavmini selametle Mısır'dan çıkarmak, hürriyete kavuşturmakla görevli. Yani o aynı zamanda halkını, insanları hürriyete kavuşturacak bir lider olarak gönderiliyor. Firavun'a git çünkü o azgınlaştı. Ona Allah'ın dinini tebliğ et. Gale, Hazreti Musa şöyle dedi. Rabbi şrahli sadri. Bundan sonraki kısım Hazreti Musa'nın meşhur bir duasıdır. Genelde vaizler vaaza başlarken bu duayla başlarlar. Çünkü vaaza da uygun olan, vaaza başlamaya uygun olan bir dua var burada. Musa aleyhisselam sırtına yüklenen peygamberlik göreviyle alakalı Cenab-ı Hak'tan yardım istiyor. Ve diyor ki, Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi benim sadrıma, göğsüme genişlik ver. Yani peygamberlik gibi bir görevi eda eden bir kimsenin göğsünde bir genişlik olması lazım. Dar bir kalple, idrakin böyle azlığıyla böyle bir görev eda edilemez. Allahu Teala peygamberimize doğrudan doğruya sadrına bir genişlik verildiğini ifade etmiş. Elem neşrah leke sadrek. Biz senin sadrına bir genişlik vermedik mi? Musa aleyhisselam ise Cenab-ı Hak'tan bunu talep ediyor. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Yani peygamberlik görevimi kolaylaştır. Peygamberlik ağır bir yük. İnsanların ebedi saadetini kurtarmaya çalışmak, onları bozuk inançlardan,
batıl mabutlardan kurtarmak kolay bir şey değil. Kaldı ki Firavun gibi dehşetli bir zalimle karşı karşıya gelecek. Bu da çok zor bir görev. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz. Hazreti Musa'nın dilinde böyle biraz kekemelik tarzında bir problem var. Anlatırken Allah'ın dinini anlatan bir kimsenin fasih konuşabilmesi, düzgün konuşabilmesi son derece önemli. Yoksa insanlar anlatmakta zorluk çeken birisini kolay kolay dinlemek istemezler. Bu noktadan Musa aleyhisselam kalbindeki o derin manaları ifade etmek için dilindeki düğümün de çözülmesini istiyor. Çünkü dil kalpteki güzel manaların tercümanıdır. Yefkahu kavli, ta ki benim sözümü anlayabilsinler. Vec'alli veziran min ehli, ve ehlimden, ailemden bana vezir kıl. Yani bana yardımcı, benim yükümü yüklenecek, bana destek olacak bir vezir kıl. Harun'a ahi, kardeşim Harun'u yardımcı olarak gönder. Kardeşi Harun aslında Hazreti Musa'dan yaşça daha büyük. Ama peygamberlik önce Hazreti Musa'ya geliyor. Hazreti Musa'nın bu talebi, duası üzerine, kendisine yardımcı olmak üzere Hazreti Harun'a da peygamberlik veriliyor. Ve bu risalet görevinde esas olan Hazreti Musa'dır, birinci şahıstır. Hazreti Harun onun veziri, yardımcısı durumundadır. Ve ona da risalet görevi veriliyor. Tevrat'a muhatap olmak Hazreti Musa'ya nasip oluyor. Ama Tevrat'ı uygulamak, bununla alakalı gayret içinde olmak aynı zamanda Hazreti Harun'un da bir görevi. Üştüd bihi ezri, onunla sırtımı kuvvetlendir. Yani tek başıma bu görevi yapmam çok zor. Harun'u peygamber kıl, o da bana yardımcı olsun. Onunla sırtımı kuvvetlendir. Ve eşrikhu fi emri, onu benim görevime, vazifeme ortak kıl. Key nusebbihake kethira, ta ki sana çokça tesbih edelim. Ve nezkürake kethira, ve sana çokça tesbihte bulunalım. İnneke künte bina basira, şüphesiz ki sen bize basirsin, bizim halimizi görmektesin. Hazreti Musa aleyhisselam bu şekilde dua ediyor ve Cenab-ı Hak duasına icabet edildiğini bildiriyor. Gale dedi ki, gad utite su'leke ya Musa, ey Musa, istediğin sana verildi. Burada gıyabi dua, bizahril gayb diye ifade edilen hadiste gıyabi duanın en güzel örneklerinden birisini görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam duanın en mühimlerinden birisinin bizahril gayb, yani birisinin arkasından yapılan dua olduğunu bize söylüyor. Ve bu şöyle açıklanıyor. Biz birisi hakkında dua ettiğimizde o adam kendisi haddi zatında günahkar olabilir ama bizim dilimizde günah işlememiştir. Dolayısıyla biz masum bir dil olarak ona dua yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde çevremizdeki insanlara ismen dua yapmak en makbul dualardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de bunun en güzel örneklerinden birisi gösteriliyor. Ve Hazreti Musa kardeşi Harun'u ismen yad ederek, ya Rabbi kardeşim Harun'u da bana yardımcı kıl, bana vezir kıl, onunla sırtımı kuvvetlendir, benim yapacağım risalet görevine onu da ortak kıl, bu mealde dua ediyor. Cenab-ı Hak da duasını kabul ediyor. Tabii demek ki dua aynı zamanda bir destek unsur oluyor. Müminin mümine en büyük yardımı dua iledir. Ve duanın tesiri büyüktür. İnsan dua ile alemlerin Rabbine muhatap olur. Ve her ne kadar istediği şeyler çok büyük şeyler de olsa bu alemlerin Rabbine zor bir şey değildir. Allah-u Teala emri kün feyeküne maliktir. Dua eden kimse, Rabbim şu anda beni işitiyor, Rabbim beni görüyor ve o benim istediklerimi vermeye muktedirdir. Onun kudret eli her şeye yetişir. Onun için zor diye bir şey yoktur. Dilediği zaman emri kün feyekünle, ol emriyle dilediğini meydana getirir. Bunları böyle insan düşündüğünde Allah'a dua ederken çok daha samimi dua eder. Ve zaten duayı yaparken
Ud'ullah ve entum muqinuna bil icabe. Peygamberimiz öyle buyuruyor. İcabet edileceğine yakinen inanarak Allah'a o şekilde dua ediniz. Yoksa gafletle yapılan dualar, yani ne istediğini bilmeden esneyerek yapılan dualar kabul olmaktan uzaktır. Ama bir insan kendini böyle adeta kaptırmış, ruhani bir coşku içerisinde, tamamen Allah'a yönelmiş bir vaziyette, o şekilde yapmış olduğu dua en makbul olan dualardandır. İnsan zaman zaman zor şartlar altında bulunabilir. O zor şartlarda musibeti büyük görmemeli. Çünkü o musibeti ortadan kaldıracak bir Rabbi var. O musibeti lehine çevirebilecek, aleyhine olan halleri lehine çevirmeye muktedir olan bir Rabbi var. Böyle bir inanç insanı rahatlatır ve insan duanın bu gibi sırlarını elde ettiğinde gerçekten daha böyle Allah'a mütevekkil olur ve çok büyük görevleri eda edeceği zaman, çok büyük görevleri yerine getireceği zaman psikolojik olarak buna hazır olur. Sırtını en sağlam bir yere dayamış olur ve Allah'ın teyidiyle, Allah'ın izniyle çok büyük görevleri yerine getirir. Tabi işari mana olarak düşünüldüğünde Hazreti Musa'ya böyle bir görev verildi. O da bu şekilde bir dua yaptı. Bize bakan yönüyle acaba bu nasıl olmalı? Bunu düşünecek olursak her bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e muhataptır. Ve herkes kendi bildiğinin alimi, bilmediğinin de cahilidir. Kendi bildiklerini başkalarıyla paylaşabilir ve paylaşması esastır zaten. Ama bunu yaparken toplumun tepkisi de var. Yani Firavun sadece Hazreti Musa zamanında yok. Ebu Cehil peygamberimiz döneminin Firavunuydu. Bu zamanda da her şehrin kendine göre bir Firavunu veya Firavunları veya Firavuncukları vardır. Böyle olunca Allah'ın dinini tebliğ etmeye çalışan her kimse bir takım zorluklarla, meşakkatlerle karşı karşıya kalır. Çetin muhalefetlerle karşı karşıya kalır. Böyle olunca Hazreti Musa'nın eğer bu duası bilinirse ve bu duayı kendimize uyarlayarak kendi duamız gibi dua edebilirsek Allah-u Teala önümüzü açacaktır ve bize de kolaylıklar gösterecektir. Hazreti Musa'ya mucize vermesi gibi, elindeki asa ve yedi beyza mucizesi gibi Allah dostu olan kimselere özel inayetiyle ikramlarda bulunacaktır. Ve böylece o insanlar Allah'ın izniyle çok daha rahat bir şekilde yollarına devam edebileceklerdir. Peygamberler tebliğ vazifesini doğrudan Allah'tan bir görev olarak alıyorlar ve yapıyorlar. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el ulema ve rasetül enbiya buyurmuş. Alimler peygamberlerin varisleridir. Böyle olunca şu anda Allah'ın dini alimler vasıtasıyla anlatılıyor. Dini bilen kimseler tarafından anlatılıyor. Ve o dini bilen kimseler kendilerini bir nevi Hazreti Musa tarzında görüp onun yaptığı gibi böyle bir duayı yapabilirlerse Allah'ın izniyle çok daha salimen, güzel bir şekilde o yolda devam edebileceklerdir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.